أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 97. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 97. ayet. Ayetin kırık mealinden İngilizceleri de yaptık. Şimdi bir tek ayetin irabı kaldı. İrabını da yapalım. İnne harfu nesh الذين اسم إن توفاهم توفى فعل مضارع هم مفعول به الملائكة فاعل ظالمي حال مضاف إليه أنفسي ظالمي مضاف ي مضاف إليه في أنفس مضاف إليهم هنا بمضاف إليه قالوا فعل ماض فيما جار مجرور فيما كنتم جار مجرور خبر كان öne geçmiş كنتم فعل ماض كان اسمي oradaki أنتم قالوا فعل ماض فاعلهم كنا فعل ماض كان الاسم içindeki نحن مستضعفين خبر كان في الأرض جار مجرور قالوا فعل ماض أ حرف استفهام لم حرف جزم تكن فعل مضارع مجزوم أرض اسم كان لفظة الله مضاف إليه واسعة خبر كان فرابطة تهاجر فعل مضارع منصوب فيها جار مجرور ف زائد gözüküyor. أولئك مبتدأ مأواهم مبتدأ ثان جهنم خبر هم ilkinin هم ikincinin haberi خبر الأول خبر الثاني aynı zamanda girişteki o inne vardı ya buraya kadar yine habaru inne diye düşünebilirsiniz. Hocam, ulaki mağlahumdan ayrı olarak şey olabilir mi? Onun işaret ismi gibi değil mi hocam? İsim yok. Tanıması gibi ya hocam. Neyin işareti? Yok, olmaz canım.
Vav atf. Mevahum onların mevahı. Sadece ki ardından da o şey isim tanımlaması değil mi hocam? Mevahum. Ama bu da müptede aynı zamanda. Bir tanesi içerisinde ötekiler onun müptede değil mi hocam? Ulaike de fe ulaike. Çünkü bitişik sayılmaz mı orada hocam? Ayrı mı olur? Yani belki öyle de irab edilebilir. Çünkü cehennem ikisinin haberi nasıl olacak hocam? Fe ulaike mevahum cehennemu. Şimdi ulaike bir müpteda yapmış orada. Onlarla ilgili. İşaret ismi oldu değil mi hocam? İkisi beraber esasında müpteda. Fe ulaike me'vahum cehennemu. Ama irab olarak demek ki böyle de düşünülebiliyor. Vav atfen sa'at fi'lu zem. Masiran temiz. Şimdi ayetin meallerine geçelim. Estaizu billah. Nisa suresi 97. ayet. Diyanet mealiyle başlıyoruz. Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: ne durumdaydınız? Parantez içinde niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı, bak arzı kullanmış, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir diyor Diyanet meali. Giriş, şu inne yok değil mi? Başka dikkat çeken Diyanet mealinde bir şey var mı? Gizli olan şeyleri çıkarmış. Gizli olan şeyleri, evet, okuyucu daha rahat anlasın diye. Elmalı Hoca'ya bakalım. O kimseler ki nefislerine, ayetteki enfusihim ifadesini nefislerine gibi diye almış aşağı. Diyanet meali kendilerine demeyi tercih etmiş. O kimseler ki nefislerine zulmetmek derken melekler canlarını aldılar. Ne işteydiniz dediler. Fîme kuntum, iş. Ayette iş açık değil. Biz dediler bu arzda zebun idik. Zebun. Yani aşağı tabaka sürüklenenler. Ya dediler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseniz diye. O yayı fe için mi? Başka da değil. Peki hocam ki inneyi karşılayabiliyor mu? He? Ki inneyi karşılayabiliyor. Hangi ki, şu mu? Evet. Yok. İnne tekit için var orada. Muhakkak ki diye. Burada da inne eksik. Evet. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseniz diye. İşte bunların mevaları, mevaları demiş. Aynen ayetteki gibi cehennemdir. Ona gidiş de ne fena şeydir. Ne fena ve se'et masira. Ama ona gidiş gibi sanki yol. Ona gidiş yani. Ne kötü bir varış yeridir der gibi. Estağfurullah. Hicret konusu. Hı-hı. Yani Peygamber Efendimizle birlikte mi diye hicret etmediniz? Hı-hı. O anlamda. Mekke'de kalmışlar. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmiş. Ondan sonra hicret emri de vermiş. Burada kimse kalmasın demiş. Gelin bize katılın.
destek olun, orada bir toplum oluşturuyoruz. Kuvvetlerimizi birleştirelim diye. Herkes göçmüş, kimi yuvasını bırakmış, kimi malını bırakmış. Bunlarsa göze alamamışlar. Yani bu işin son nereye varacak belli değil, malımızı kaybetmeyelim. Çocuklarımızın başına ne gelir? Değişik düşüncelerle kalmışlar Mekke'de. Hicret edemeyen münafıklar bunlar. Onlarla ilgili ayet konuşuyor. Acaba gerçek müminlerde kalmış olabilirler mi hocam? İşte ayet diyor ki, bundan önce işlediğimiz ayetler vardı. Müminler, şimdi bunlar Mekke'de kaldılar ya, zaman sonra Mekkelilerle Medineliler savaşa tutuştular ya, Bedir'de mesela. Şimdi demişler ki, orada kalanlar da karşımıza gelirlerse savaşta, çünkü orada kalanlar kendilerini gizliyorlar. Biz müminiz diyemiyorlar o ortamda. Dolayısıyla savaşa gelince Mekkeliler onlara hadi savaşa diyor, herkese dedikleri gibi. Onlar bir de çıkıp savaşa gelmişler. Müminlerle savaşmaya. Şimdi müminler demişler ki, müminler onları tanıyorlar. Demişler ki, bir kısımları demiş ki, vallahi önümüze gelirse öldürürüz demişler. Bir kısımları demişler ki, biz onlardan kaçınırız, onların mümin olduğunu biliyoruz. Bu münasebetle bundan 7-8 ayet önce Allah, niçin Mekke'de kalan o münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Onların işledikleri yüzünden, yani hicret etmeyişleri yüzünden Allah onları baş aşağı tersine çevirdi diye konu öyle başladı. Ama o ayetlerde bile hicret ederlerse yahut karşınıza gelmezlerse veya bir başka topluma kaçarlarsa onlara ilişmeyin diye Allah onları böyle bir muhafazaya, yani şey yapsınlar, düzeltsinler hallerini diye. Ama düzeltmeksizin böyle Mekke'de kalırlarsa, ki kalanlar canlarını meleklerin canlarını aldıkları ile ilgili, melekler onlara demişler ki, ne işiniz var burada? Bakın müminler Medine'de, siz niye bu kafirlerin arasında gizlim saklım böyle süklüm püklüm yaşıyorsunuz? Yakışır mı size bu? Onlar da işte zayıftık, çaresizlik, bağışlayın, ayaklarına yatıyorlar. Melekler de ona, Allah'ın yeryüzü genişti, yani burada kalmak zorunda değildiniz. Evet. Hocam, burası sadece o dönem değil. Bugün de baktığımızda bir yerde zulmoluyorsan, aciz durumdaysan, gene... Bir adım ötesini vicdanında karşılığını bulacaksın, düşüneceksin, taşınacaksın. Ve ayetteki verilen mesaj bu. Mümin alimler demişler ki, imanını izhar edemediği, böyle Mekke'deki gibi bir ortamda Müslümanın yaşamaya devam etmesi uygun değil. Çünkü sen kendini gizliden gizliye korumaya çalışsan bile senin çocukların olacak. Ailen, içtimai hayatın, ne yapacaksın? Onların boyasına boyanacaksın bir zaman sonra. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inni bari'un, ben kendi beraatimi ilan ediyorum müşriklerin arasında yaşayanlardan demiş. Yani başına ne gelir, ne olur, ne biter, ben karışmam demiş yani. Bunu fıkha dönüştürmüşler, senin sorduğun soruyu. Yani İslam alimlerinden bir kısımları müşriklerin arasında yaşamanın uygun olmadığını, caiz olmadığını, mümin topluma katılmak gerektiğini, belli istisnalar var. İşte orada dini anlatmak üzere gitmişse, ticaret için bir süreliğine gitmişse, giriş çıkış yapacak şekilde, bunlar hariç tutulmuş. Ama bunların hepsinin temelinde bu tür ayetler var. Yoksa elbette ki akla da uygun bir şey değil ki. Yani sen Müslüman adamsın, kafirlerin yurdunda yaşıyorsun, ne akla hizmet ediyorsun, ne mantıkla burada yaşıyorsun, senin çocukların ne olacak? Aleykümselam ve rahmetullah. Sen ne olacaksın? Gün be gün küfrü göre göre, gün be gün şirki göre göre ne yapacaksın? Aşinalık kazanacaksın. Yani aşinalık kazanmak aslında orada kalmaya ya yola çıktığı için Allah bir süre sonra erkesahum bima kesebu. Bu yaptığının cezasını ona çektiriyor. Sen burada kalmayı tercih ediyorsun, öyle mi? Bu sefer gün be gün imanından peyderpey kaybetmeye başlıyor. Sonraki bir zaman evladını küfür üzere görüyor, melanet üzere görüyor. Bunlar hep vaktiyle yaptıkları yanlışlıkların neticesi olarak. Ama tebliğ vazifesiyle, yani tebliğ düşüncesiyle dini yaymak, anlatmak için gitmiş olanlar, tabii ki onlar hariç, onlar zaten birer dinamo gibi, aktif onlar. Zaten yaymaya çalışıyor ve kendisi haddi zatında bu konuda birikimli. O tür istisnalar hariç
müşrikler arasında yaşamak uygun değil. Bunu, bu açılımı böyle derece derece kademelendirip bir şehirde, efendime söyleyeyim, müminlerin yaygın olduğu ortamlarda yaşamayı tercih etmeye kadar derecelendirebilirsiniz. Tabi farzdır, şudur, budur demeyerek, tercihi olarak mesela adam biri bir şehre göç edecekmiş, öteki demiş ki ya benim çocuklarım var, o şehirdeki ahlak iyi değil, ben burada kalayım, buradaki ahlak daha iyi. Bu nedir? Bir tercihtir. Cenab-ı Hak bunu takdir eder, bunu kaydeder, şey yapar. Nasıl hocanın mealine bakalım. Muhakkak o kimseler ki nefislerine zulmeder oldukları halde, nefislerine zulmeder derken de kendilerine yanlış yapar demek istiyor. Halde canlarını melekler alacaktır. Ne işteydiniz diyeceklerdir. Biz yeryüzünde zayıf sayılır kimseler idik. Gelecek zamanını kurmuş ayetteki ifadeleri. Halbuki ayette meleklerin kendilerini vefat ettirdikleri, vefat ettiriyor oldukları kimseler, muzari bir kiple giriyor Cenab-ı Hak, şöyle dediler, şöyle yaptılar. Biz yeryüzünde zayıf sayılır kimseler idik, sayılır. Mustadafine, zayıf düşürülmüş, takatsiz bırakılmış derler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada muhaceret edeydiniz deyiverirler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ne fena uğranacak yer. Masir, uğranacak yerden ziyade kalınacak, artık başka yere gidilmeyecek, son durak manası daha öne çıkıyor diye düşünüyorum. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Öz nefislerinin zalimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki ne işteydiniz? İş kavramı ayette açık değil. Gerçi öz nefis vesaire de o kadar açık değil. Onlar biz yeryüzünde dinin emirlerini tatbikten aciz kimseler idik derler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz ya derler. İşte onlar böyle. Onların barınakları cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Çantay Hoca da böyle meallendirmiş. Bulaç Hoca'ya bakalım. Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman, vefat ettirmeyi hayatına son verme şeklinde meallendirmiş. Derler ki neredeydiniz? Eyne gibi olmuş. Onlar inne, evet girişte yok inne. Onlar biz yeryüzünde zayıf bırakılmışlar. Belki Bulaç Hoca'nın bu zayıf bırakılmışlar ifadesi diğerlerinin daha isabetli. Mustazafina, zayıf bırakılmış veya zayıf düşürülmüş. Müstazaflar idik derler. Melekler de hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o masir için. Bulaç Hoca yatak demiş. Şimdi Yaşar Hoca'ya bakalım. Melekler öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken onlara şöyle dediler. Neredeydiniz siz? Eyne gibi olmuş. Cevap verdiler. Ayette kalu. Cevap verdiler şimdi değil de dediler gidiyor. Yeryüzünde ezilip horlananlardık biz. Ezilip horlananlar. Ezilme kısmı tamam da bu horlanma kısmı biraz aşağılanma, istihza, ne bileyim. Halbuki onlar horlanmaktan ziyade zayıf, alt katmanda kalan, kendi iradeleri kendilerine bırakılmayan, sürülen, ezilip horlananlardık biz. Melekler dediler ki Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz? İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o. Bir de hicretin mantığında şey var. Yani hicreti, kişiyi hicrete zorlayan gideceği yer değil de kurtulacağı yer. Yani buradan kurtulmak istiyor. Çünkü burada ibadet edemiyor. Rabbine kulluk edemiyor. Buradan ayrılmak istiyor. Varacağı yer çok önemli değil. Bunun örneğini vereceğim şimdi. Hazreti Ebubekir mesela hiç ortada hicret micret yokken, daha hiç hicret eden kimse olmamışken, herkes Mekke'deyken, Mekke'den çıkmış. Nereye gidiyor? Bir yere de gitmiyor. Çöllerde geziniyor. Orada burada geziniyor. Yani ortalıkta. Biriyle karşılaşıyor. Hazreti Ebubekir adam diyor ki ne yapıyorsun buralarda böyle?
O da diyor ki Rabbimin yeryüzü geniş, yani ona ibadet ediyorum. Mekke'de edemiyorum diyor. Mekke'de müsaade etmiyorlar. Mekke'de ibadet edemediği için ibadet edebilmek üzere, soluklanmak üzere Mekke dışına çıkmış, uzaklaşmış Mekke'den. Bu da bir hicret. Dolayısıyla illa bir yere gideceğim, şurada bir yer var mı? Bir yere ulaşmaktan ziyade bir yerden çıkmak maksadıyla kurtulmak. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ. Hazreti İbrahim de çıktığında öyle demiş. اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Nereye hicret ediyorsun? Ben Rabbime hicret ediyorum. Yer değil önemli olan. Rabbime ibadet edebileceğim bir yer. Dolayısıyla hicrette bu mantık esas. Çıktığı yerden kurtulma, zulümden kurtulma. Suat Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Nefislerine yazık eden kimselere canlarını alırken melekler ne işteydiniz? Dininiz için ne yapıyordunuz? Yorumunda bulunmuş parantez içinde. Dediler. Bunlar biz yeryüzünde aciz düşürülmüştük diye cevap verdiler. Cevap verme ayette açık değil. Melekler dediler ki Allah'ın yeri geniş değil miydi ki onda göç edip gönlünüzce yaşayabileceğiniz bir yere gideydiniz. Parantez içinde okudum. İşte onların durağı cehennemdir. Durak. Masir. Niye buna durak diyor? Ne kötü bir gidiş yeridir orası demiş Ateş Hoca mealinde. Suat Hoca'ya bakalım. İman edip de hicret etmeyerek, tafsilatlı girmiş hoca konuyu anlatarak, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette onların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki ne işteydiniz? Onlar da biz bu ülkede, ülke mülke ayette açık değil, arz var sadece yer. Bu ülkede dinin emirlerini uygulayamayan, dinin emirleri ayette açık değil, uygulayamayan açık değil, baskı altında yani mustadafin, yaşayan, yaşamak açık değil, kimselerdik deyince melekler bu sefer ayette açık değil, şöyle dediler. Peki Allah'ın dünyası, Allah'ın dünyası arzı. He? Yani hoca mealden ziyade açıklamalı bir. Evet. Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı, durak demiş o da, cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Suat Hoca'nın meali böyleydi. Yusuf Ali mealine bakalım. When angels take the souls of those who die in sin, günah üzere olan kimselerin ruhlarını ve canlarını melekler alırken, in sin against their souls, kendilerine karşı günah içindeyken, melekler onların canlarını alırken, they say, onlar derler ki, in what plight were ye, hangi yanlışın içindeydiniz. They reply, onlar cevap verirler. Weak and oppressed were we. Biz zayıf ve zulme uğramış idik in the earth, yeryüzünde. They say, onlar derler ki, wasn't the earth of Allah spacious? Allah'ın yeri geniş değil miydi enough, yeterince? For you to move yourselves away from evil. Sizin için geniş değil miydi ki kendinizi kötülükten uzak edesiniz, harekete geçip uzaklaşasınız. Hicretten ziyade hareket etme, yola koyulma, uzaklaşma manası vermiş. Such men, böyleleri, will find their abode in hell. Bunlar akıbetlerini cehennemde bulacaklar, kalacakları yeri. What an evil refuge, ne kötü bir sığınak diyor Yusuf Ali mealinde. Piktel mealine bakalım. Lo, as for those whom the angels take in death, meleklerin ölüm esnasında aldıkları kimselere gelince, sanki ayetin girişi وَاَمَّا الَّذ۪ينَ gibi başlamışçasına, while they wrong themselves, onlar kendilerine yanlış yapa dururken, the angels, melekler, will ask, soracaklar, ayette soracaklar biçiminde ifade yok, dediler biçiminde var, in what were you engaged, nelere dalmıştınız, ne işin içindeydiniz siz, they will say, onlar diyecekler ki, we were oppressed in the land. Biz yeryüzünde zulme uğramıştık. The angels will say, melekler diyecekler ki, wasn't Allah's earth
spacious. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? That ye could have migrated therein. Orada hicret edebileceğiniz kadar geniş değil miydi? As for such, böyleleri için their habitation will be hell. Onların yurtları cehennem olacak. An evil journey's end. Bir yolculuğun sonu olmak bakımından ne kötü bir yer. Çünkü yaşam yolculuğunun sonu, masir, akıbet, en nihayetinde varılacak yer, son durak. Evet. Son durak olması bakımından ne kötü. Sa'at masira. Şakir mealine bakalım. Surely as for those whom the angels calls to die. Meleklerin ölüme yol açtığı, yani vefat ettiği ettirdiği kimseler. While they are unjust to their souls. Kendilerine karşı bir yanlışın, bir zulmün içinde olan bu kimseler. They shall say, onlar diyecekler ki, yani melekler, in what state were you? Ne durumdaydınız? Ayette durum açık değil. They shall say, onlar diyecekler ki, we were weak. Biz zayıftık. Halbuki ayette zayıf düşürülmüştük biçiminde bir ifade var. In the earth, yeryüzünde. They shall say, onlar diyecekler ki, was not Allah's earth spacious? Allah'ın yeri geniş değil miydi? So that you should have migrated therein. Dolayısıyla siz orada hicret edeydiniz. So these, it is whose abode is hell. İşte böyleleri, onların kalacakları yer cehennemdir. And it is an evil resort. Barınak olarak ne kötü bir yerdir orası diyor Şakir mealinde. Şimdi ayetin mealine geldik. Meal dosyamızı açalım. Dördüncü sure, 97. ayet. Ayeti buradan alayım. İnnellezîne. Muhakkak ki meleklerin canlarını aldıkları kimseler. Gireceğim onu araya. Muhakkak ki meleklerin kendilerine zulmeder bir halde kendilerine zulme der bir haldeyken canlarını aldıkları kimseler. Muhakkak ki meleklerin, o zaman canlarından sonra alayım onu. Canlarını kendilerine zulmeder bir haldeyken aldıkları kimseler. Canlarıyla aldıkları kimseler uzak olmalı. Muhakkak ki meleklerin canlarını kendilerine zulmeder bir haldeyken aldıkları kimseler. Meleklerden uzaklaştırıyordu. He? Hangi hum? Kimseler? Ha. Hem ellezine var hem tevaffahum var. Evet. Muhakkak ki meleklerin canlarını görünmüyor bence. Bizde Türkçe'de öyle görünmüyor. Evet, enfusihim. Onların canlarını deriz. Ama oradaki onların canlarını enfusihimdeki himge olarak gelir. Canlarının içinde zaten var.
Muhakkak ki meleklerin canlarını kendilerine zulmeder bir haldeyken aldıkları kimseler. Şimdi vefat ettirdikleri dersek enfusi nasıl kullanacağız? Türkçe'de vefat enfusiyle kullanmıyor. Canlarını vefat ettirdikleri kimseler denmiyor. Deniyor mu? Allah onun canını vefat ettirdi. Denmiyor. Gerçi vefat ettirmeyi kullansak iyi olur da vefat ettirme var. Kendilerini deriz, canlarından çıkarız. Muhakkak ki meleklerin kendilerini, ama yine kendilerine gelecek bu seferden. Burada zaten canlarını yok ki ayette. Canlarını almak diye tevaffahum için kullanıyoruz zaten. Oradaki enfusihim canları diye değil, o zalimi enfusihim, kendilerine zulmeder bir haldeyken. Muhakkak ki meleklerin, melekleri de sonra yansır hocam. O vefat ettirirken onlar bir... Şöyle girsek, parçalı girsek belki sonra toplarız. Muhakkak ki meleklerin kendilerini vefat ettir. Onları niye demiyoruz? Yani onları değil mi? Yani muhakkak ki meleklerin onları, muhakkak ki meleklerin onları vefat ettirdiği kimseler desek, sonra şeyi girmeye çalışsak, vefat etti nefise zulmeden kimse, kendilerine zulmeder bir haldeyken, muhakkak ki meleklerin kendilerine zulmeder bir haldeyken onları vefat ettirdiği kimseler. Evet. Tamam. Muhakkak ki meleklerin kendilerine zulmeder bir haldeyken, muhakkak ki meleklerin onları kendilerine zulmeder bir haldeyken vefat ettirdiği kimseler. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي أَنْفُسِهِمْ. Muhakkak ki meleklerin onları... Peki hocam, meleklerin de vefatını önüne koysak, ayet olduğu gibi. Oku. Koyalım. Melekleri neyin önüne? Vefatın önüne koyalım. Melekleri şu altta mı yukarıda mı? İkisinde de. Melekleri oradan alacağız. Evet, aldım buradan. Nerenin önüne koyacağım? Vefat ettirdiği kimseler, canını aldı değil artık, canı kalmadı. Öz yukarıdakinde yap diyorsunuz o işlemi. Meleklerini kaldırdım buradan. Dur şöyle kopyalayayım da sonra bunu beğendim kaybetmeyeyim. Evet, meleklerini buradan aldım. Aldık, vefatın önüne koy. Vefatın önüne koyacağım. Ettirdiğinin önüne koyacağım. Hayır, vefatın önüne. Meleklerin vefat ettirdiği kimse. Haldeykenden soracağım. Haldeykenden sonra. Okuyalım. Muhakkak ki onları kendilerine zulmeder bir haldeyken meleklerin vefat ettirdiği kimseler. Onları da kalacağız kendilerine zulmederken. Yok, onları ne kaldıralım? Tamam. Muhakkak ki onları kendilerine zulmeder bir haldeyken meleklerin vefat ettirdiği kimseler. Yani o zaten ayet. Bence bu güzel oldu. Şeyden dolayı olabilir mi hocam? Neyden? Yukarıdakinde tevaffahum birleşik ya, burada ikisinin arasını ayırmış olduk. O kadar da yan yana tutamıyoruz çünkü eşlenik bir dil değil ki birebir eşleştirelim. Manayı tutabilirsek elhamdülillah diyoruz. Tamam mı? Peki. Üstü kaldırıyorum. Altı da kaldırıyorum. Bu girişi hiç yapamayacağız sanmıştım. Hocam yalnız haldeyken sen de virgül koysa. Olur. Virgül işi kolay. Muhakkak ki onları kendilerine zulmeder bir haldeyken meleklerin vefat ettirdiği kimseler. Hatta onlardan sonra da koyabiliriz. Kendilerine zulmeder bir haldeyken ara cümle olarak kalır. Muhakkak ki onları meleklerin vefat ettirdiği kimseler. Şimdi kalu dediler ki, ki ister koyarız ister koymayız, yani çok şey değil. Şimdi ayette de hem meleklerin zamiri eril çoğul, hem onların zamiri eril çoğul. Dolayısıyla ki
kim kime ne diyor Cenab-ı Hak anlam üzerinden bize bırakmış. Biz anlıyoruz. Anladın? O yüzden burada da kim diyor sorusuna gerek yok. Sorudan zaten vefat ettirenlerin mi, can alanların mı yoksa canları alanların mı konuştuğunu anlayabiliyoruz. Anlayabiliyorsak Cenab-ı Hak bir fazla kelime koymuyor ya. Anlaşılıyor diyor çünkü. Şimdi dediler diyoruz. Kalu dediler. Fime kuntum? Ne içindeydiniz? Fime? Yalnız hocam öyle derse kimseler dediler gibi oluyor. İki nokta, iki nokta koyduk oraya. Yani orayı bıraktık. Hocam içinde gibi. Hani hal orada? Ya ne yapıyordunuz? Yapıyor nerede? Kuntum olmakla neydiniz? Ne hani? Fime kuntum ne içindeydiniz? Kimselere dersler nasıl olur? Oraya bir daha koysam daha görmemiştim. Ama cümle öyle değil. Yani. Ne durumda? O zaman durum da yani ayette yok. Yani açıklamalı bir şey yazarken dersiniz ne durumdaydınız, ne yapıyordunuz, nedir bu haliniz? Hepsi Kur'an'ın olur. İçindeki gizli zahmet çıkaranı verecek o zaman. Kim dedi? Melekler dedi. Tamam dedilerin içinde var zaten o zaman. Ama kimseler dediler birbirine yakın ya onlar. Sanki o vefat edenler dediler gibi anlaşılmasın dedim ben. Ama bak kimselere desek iki noktayla orayı kapattık. Dediler dedik dedi deyi büyükle başladık. Biz imle kurallarını o kadar bilen bir topluluk değildir. İki noktanın ne yaradığını çok fazla şey yapamıyoruz. Kimselere desek sonunda hocam dediler direkt şeye ayet öyle mi? Yani girişte bir sahne tanımlıyor Cenab-ı Hak. Kendilerine zulmeder bir haldeyken birileri var, melekler de onların canlarını alıyorlar. Sahne girişi yapıldı böyle. PC programı gibi. Sonra dediler diyor. Girişte kimler tanımlandı? Melekler çoğul. Bir de öldürülenler. Dediler kime dönüyor? Bak okuyoruz manadan, hocam, sözden kimin ayet... sözü olabilir bu? Ne içindeydiniz? Sorgulayıcı bir söz. Kimin olabilir? Meleklere ait olabilir. Cevaptan da zaten işte zayıftık, çaresizdik. Karşılıklı diyalogda açık. Bu ayette, yani ayette dişil eril ayrımı olsaydı diyecektim ki ayette bu açık olduğu için biz Türkçe'ye yansıtamıyoruz. Ayette de ki zamirler de aynı. Kalu kalu. Dolayısıyla Arapçasında da sadece şeye bırakılmış okuyucunun bu sorgulamadan kimlerin konuştuğunu anlamasına bırakılmış gözüküyor. O cümle komple inen ismi olabilir mi? Şu kavliye kadar. Ta aşağıdaki cehennemuya kadar inen ismi. İnnen. Haberi. Yani o zaman o şu orada cehennem. Şu melekler böyle dediler. Gibi olmuyor mu hocam orada? O bildiğin innelerden değil. Bu cümle başındaki inne. Elbette inneyle beraber yani innen ismi yapacağız hocam. Şöyle olacak. En sonunda cehennemdir var ya. Evet. Muhakkak ki cehennemdir şeklinde haberini bulacak. Evet. Anladın mı? Tamam, o cehennem ile bu sonlanacak bir innenin haberi var orada. Dediler. Ne içindeydiniz? Yok ne içindeydiniz tam kapsam hocam. Çok iyi oluyor hocam. Genç. Çok iyi. Neydiydiniz? Hala ile kullanıyorsun bak. Hayır, fiile kullandım. Üzere diyorsun ama. Ne haldeydiniz? Ya mana olarak tamam. Fi eyyi halin kuntum mesela bu dediğinizin Arapçası. Neydiydiniz? Diyeceksiniz ki fi var burada. Halde düşmüş. Ma kuntunda ma yani ne için ne? Tam da öyle bizde onu söylüyoruz ama hal yok işte orada. Cenab-ı Hak istese fi eyyi halin derdi. Demek ki halden öte daha geniş bir şey bu. Sadece psikolojik bir kuntum. Ne içinde oldunuz eğer olmaklı söylüyorsan ne içinde oldunuz? Tamam öyle yazabilir mi o sorun değil. Ne içinde oldunuz? Yani ne için oldunuz daha mı bir şey oldu? Ne için oldunuz derken bir de onlara ayrı sorular da yaratmış oldu. Yani, yani oraya bir iş, bir hal yazınca oluyor da ne iş içindeydiniz, ne hal içindeydiniz? Bu da takdiren anlaşılıyor. Ayette yok ama takdiren öyle olduğu anlaşılıyor. Kabul ediyorum. Evet. Ama biz
yani bu meali yaparken koymuyoruz onu. Çünkü o takdir bize ait. Ve onun isabetli olup olmadığından emin olamıyoruz. Yani neyin peşindesiniz gibi soru var. Öyle de anlaşılabilir. Neyi kovalıyordunuz? Neyle meşguldünüz? Hepsi olur. Neyi kaçırdınız bu şeyi? Güzelliği de burada. Bunların hepsine imkan veriyor. Fî mekuntum. Ne içindeydiniz? Kalû dediler. Evet, içinde de bir mekan fiil gibi. Tamam. Mekan içinde. Hayır, ama burada mekandan ziyade fiil üzerinde. Kuntu. Onların fiilini, yani siz neyi yapıyordunuz? Ona da gider. Siz neyin içindeydiniz? Olur. Yani? Onun da içinde olur. Onu ama, neyin içinde olduğunu söylemediği sürece, kayıtlamadığı sürece içindeydiniz derken yani zaman da anlaşılır, yani. Mekan da anlaşılır, eylemler de, sözler de. Ne durumdaydınız? Şu anda sende o belirgin. Ama ayeti Cenab-ı Hak öyle kurmuş ki yeri de içine alacak şekilde ifade ediyor. Anladınız? Fi eyyi amelin kuntum. Ağır basıyor, ben öyle anlıyorum diyorsun. Ama amelin kaydı burada yok. Demek ki diğerlerinden de nasibi var bu mananın. Ne hal içindeydiniz de var, hangi psikoloji üzereydiniz de var. Ondan sonra duygular, mekan, girer hepsi içine yani. Ne içindeydiniz? Çok şey bir soru. Kalu dediler. Kunna mustada'fina fil ardi. Yerde böyle yapayım. Arzda yahut yerde zayıf düşürülmüş. İdik. Şimdi soru neydi? Ne içindeydiniz? Cevapta yeryüzünün içindeydik. Fil ardı, yerdeydik. Mekan cevabı veriyorlar. Ne iliştirmişler? Hal iliştirmişler. Yerdeydik ama öyle elimiz kolumuz ferah değildi. Bağlı bir haldeydik. Zayıf bir halde yerdeydik. Nerede olacağız? Kunna fil ardı diyorlar. Kunna mustada'fina fil ardı. Arz konması mı? Olur. Arz konu anlayacağım. Yer dediğimiz zaman daha dar anlaşılıyor. Arzda zayıf düşürülmüş idik. Ben pek çok kişimse anlamaz gibi geliyor bunu. O zaman yeryüzünde diyebiliriz hocam. Çünkü yerde olmuyor. Şimdi arz Kur'an-ı Kerim'de yer küreyi bütünüyle ifade ettiği gibi yerin bir parçasını da ifade edebiliyor. Yer, bizdeki yer kelimesi de böyle. Yer küreyi bütünüyle aldığı gibi bir parçasını da hocam yeryüzü yüzüyle birlikte tamamen küreyi ifade eder. Dar bir alana anlatıyoruz. İşte biz de arz diyerek bunu sadece küreye bağladık. Onun da farkında mıyız? Zaten yerde kendi olduğu bölgede zayıf düşürmüş demek istiyorum. Tamam, hocam. Evet. Yani. Haklısınız. Lokal bir durum var. Evet. Arzda zayıf düşürülmüş idik. Kunna mustada'fina fil ardi. Kalu dediler. Bak parmaklarım da şimdi karıştırdı yerlerini. Ne hamdolu kudret. Dediler. Kalu. Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi ki, bu ki ayrım yazılır, de geniş değil miydi ki onda hicret, onda hicret edesiniz? Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi ki onda hicret edesiniz? Onda, oraya, buraya. Ona hicret edesiniz değil. Çünkü ona hicret ilah ile kullanılır. İnni muhacirun ila rabbi ayetindeki gibi. Bunlar galiba hocam daha çok kölelerin
böyle yani herhalde çok özgür insanları kapsamıyor herhalde. Çünkü düşünülmüş gibi yani birileri bizi... Onların söylemi bu ama. Ağzından genel başlıyor. Doğru değil ki. Bunların bir kısmı halli vakti yerinde olan insanlar. İmkanımız yoktu manasında bir şey. Mazeretine sığınıyorlar. Ama doğru değil, geçerli değil. Hicret edesiniz. Peki, akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna ve gfir lana ve arhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmin kafirin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.